Kendi kendime dedim ben rüya mı görüyorum, nedir bu acaba? Batman gerçekten arabanın kapısı yok. Rüya değildi. Minibüse girdiler ama aracı değil, kapısını götürdüler. Arabayı çok gözler, bu kadar şaşırmayız ama kapıyı alıp götürmeleri çok şaşırttı. İki gün önce gerçekleşen tuhaf hırsızlığın adresi Sultan Gazi Esentepe Mahallesi. Hırsızlar sokağa gece yarısı girdiler. Hedeflerinde işte bu minibüsün kapısı vardı. Kendi araçlarını minibüsün hemen yanına yaklaştırdılar ve levyeyi işte tam da bu noktadan soktular. Kapı oynamaya başladı ve oynayan kapıyı sökmek için çalışmaya başladılar. Kısa süre içerisinde de kapıyı söküp buradan kayboldular. Arabayı şuraya sıfırlıyorlar, tamamen sıfırlıyorlar. Arabanın içinde yapıyorlar bunu. Sabahleyin ben içeride çıkarken, dükkanıma giderken baktım arabanın kapısı yerinde yok. Bence hani biri kendi arabasıyla kaza yapmıştır. Bir akrabasına, bir tanıdığına lazım olmuştur. Gelmiş bunu almışlar. Mahallenin bakkal Ramazan amcası gözlerine inanamadı. Bir türlü anlam veremedi. Çünkü böylesi ne duyulmuş ne de görülmüştü. Araç yaklaşık bir gün kapısız gezdi. Sonunda aranan kapı bulundu. Arabaya monte edildi. Ancak masraflar henüz bitmedi. Çünkü hem kapının boyanması hem de elektrik aksamının arabaya uyarlanması gerekiyor. Kapı aradık, çok aradık. İşte en sonunda bir tane bulabildik onu da. Bu da yine bir yarısı bozuktu. İşte bunun yapılmasını daha zaman ister. Masraf çok, tadilat mecburi. Akıllardaki soruysa yalnızca 5 dakikada koskoca kapıyı söküp giden hırsızların kimler olduğu.